İpek yolun güzel bir trencini buldum. Burada resmen 5 TL'ye kaban var. Bakın 5 TL'ye çok güzel bir ceket var. Bakalım ne be aldım. Jean şortum da tam oldu. Selamlar herkese, benim Turhan Er. Bugün yine bir pazar videosuyla karşınızdayım. Diğer videoda söylemiştim videoyu ikiye böleceğim diye. Bu videoda da ikinci el ürünleri de çekeceğim. Yeni ürünleri de çekeceğim. Böyle karışık bir video olacak. Umarım seversiniz. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O zaman gezmeye hep birlikte başlayalım. Evet, ikinci el kısmına doğru şöyle giriş yaptım. Bakalım neler var. Şu anda saat 11 ve kalabalığı görüyorsunuz. Çantalarımız 10 TL. Şu güzelmiş, hiç yıpranmamış. Bayağı hoş duruyor. Buranın numarası kaç acaba? Ama yazmıyor. Yazmıyor. $104'müş böyle çantaya bakmak isterseniz. Şöyle İpek yolun güzel bir trencini buldum. Kalıbı falan çok güzel gözüküyor. Böyle çok yıpranmamış, sadece düğmeleri yok. Düğmede herhangi bir şey dikilebilir mesela. Şöyle bir pantolon. Burası 5 TL. 5 liraya çok güzel bir mont buldum. Acaba markası neymiş? Markası yazıyor mu? Markası Chiboy'muş. Şöyle pantolon. Trencin güzelliğine bakın yine. Bir trenç buldum. Burada da parça 5. Pijamalar da varmış. Ben pijamaları görmemiştim hiç. 15 TL. Tanesi 2,5 TL. 2 TL. Tanesi 3 TL. Pardon. Tanesi 3 TL. Şöyle. Gömlek. Kolunu bir türlü gösteremedim. Şöyle. Normal bir gömlek. Tight. 2 parça 5 TL bu arada. Bakın 5 TL'ye çok güzel bir ceket var. Gerçekten çok değişik yani, şunun detaylarına bakın. Markası böyle bir şey. Ama güzelmiş. Şunu da beğendim. Kalitesi güzel duruyor yani. Hiç kullanılmış gibi değil. Rengi de çok şeker. Bayağı büyük bir beden ama. Batikli bir gömlek. Upuzun bir gömlek. Şöyle desenler bu sezon çok var ama bu neymiş? Pantolon mu? Kadife cekete bakın, çok güzel. İçi astarlı falan, kahverengi. Bu da siyah gibi gözüküyor olabilir ama güzel. Şöyle şile bezi buldum, şile bezi de güzel. Large. Bu da hoş. Büyük bunlar. Bana olmuyor. Kumaş parçası çıktı. Ne alaka? Şöyle ceket var burada. Çok güzel bir ceket. İçi polarlı polarlı. Kapkalın. Kocaman bir şey.
Bu erkek de olur, kadın da olur sanırım. Böyle değişik bir şeyler. Şurada deri var. Deri bir şey var kocaman yine. Bu sanırım gerçek deri. Böyle kocaman, oversize bir şey. Çok fazla büyük ama. Deri şok. Buranın numarası 97'ymiş. $70 bunlar. 1 TL. Evet, burası 1 TL. Sonunda 1 TL'lik yer bulduk. Burada 1 TL. Rengi çok şekermiş. Çocuk gömleği. Şurada bir elbise var, 40 TL'ymiş. Burada da 1 TL'lik kısımda şöyle bir çanta buldum aslında. Böyle pazara giderken takmalık bir şey. Şöyle örgü bir şeyler var. Sonra şifon, bir pantolon. Şu 40 TL. Şu bilezik pekete bakabilir miyim siyah? Evet. Takım mı? Ne kadar o? Böyle 20 mi? Evet, 111 numaraya geldim. Buraya önceden de geliyordum ve beğeniyordum burayı. Şimdi 5 TL burası tanesi. Bakın neler neler çıkıyor aralardan. Taşlı tuşlu bir elbise. Şu jean'i beğendim aslında ama 38 sanırım, bu bana büyük gelir. Yani mesela kalıbı falan çok güzel. Kolezyonun jean'i gayet güzel, 5 liraya. Şunun da rengini sevdim ama benim yine bu renk var, o yüzden bakmayacağım ama sizler bakabilirsiniz, buralardan bulabilirsiniz. Kurcalamak gerekiyor her zaman gibi. Şu neymiş? Elbise sanırım. Ay. Kocaman herhalde, şöyle bir elbise. Bu neymiş? Deri. Ay, resmen anlayamadım. Şu şekilde bir ceket. 5 TL. Çok iyi. Şöyle kocaman bir etek. Burada resmen 5 TL kaban var. Bakın. Bunun gibi benim de vardı. Dolaptan satmıştım, hatırlıyorum. Böyle bir şeyler. Bu ne? Şık bir şeye benziyor. Bir çözelim. İlk önce bir çözebilsem. Sonra göstereceğim. Şöyle askılı şifon, taş detaylı askılı çok güzel bir elbise var. Deseni çok güzel değil mi? Renklerini çok beğendim ben. Böyle bir ihtiyacı olan olabilir. Buralardan bakabilirsiniz. Çok tatlı bir çocuk montu. Bence çocuklara da giydirilebilir. Yani biz hep kuzenlerimizle falan böyle ortaklaşa giyiniyorduk. Ben onlardan giyiyordum. Onlar benden giyiniyordu. Onun gibi düşünüp alabilirsiniz. Yıkayıp kullanabilirsiniz çocuklara. Çocuklar zaten hemen büyüyor. Parça 3 TL. İki tanesi de 5 TL olan kısma geldim. Aa, çok tatlı bir etek. Çok güzel bir örtü buldum. Kocaman. Rengarenk olması da çok güzel. Aslında ne yapılabilir diye düşündüm ama örgü de kesilmez yani. Bilemedim. Evet, ikinci el kısmını geçiyorum. Çünkü burası fena kalabalık olmaya başladı. O yüzden ben de korktuğum için diğer kısma geçiyorum. Oradan devam edeceğiz. Yeni ürünlerle devam ediyoruz. Şapkacı buldum yine. Şunlar el örgüsüymüş. 50 TL'ymiş. Ama bayağı güzeller. Böyle klasik modeller de var. Fiyatlar hep değişiyormuş. Şapka denemezsem olmaz.
Ayakkabıların güzelliğine bakın, renklerinin güzelliğine bakın. Bombastik renkler yapmışlar. Çok hoş. Burası çok güzelmiş, bakar mısınız? Neler var neler. 15 lira ya, neler var. Yine kendi bedenim olmayan bir şort buldum maalesef. Bu ne? Bu tulumdu galiba. Böyle uzunca bir tulum. Tiril tiril, efil efil giymelik şortlar ve pantolonlar. Bu şekilde fiyatları. Gayet tatlış. Kısa bunlar 40 TL. Böyle yine eşofmanlar devam ediyordu. 50 TL civarında. Şöyle çocuk ürünleri var. 20 TL'ye. Selamlar tekrardan. Evet, videonun ikinci partında artık neler aldığımı göstermek istedim. Birkaç gün geçti üstünden. Ürünleri yıkadım. Hatta ütüledim sizlere göstermek için. Şimdi deneyerek bakacağız. Bakalım neler aldım. Jean'lerin olduğu tezgahı hatırlarsınız, ne kadar kalabalıktı. Böyle bir şort aldım. Şortun özelliği, gerçi giyeceğim şimdi ama şuradan şöyle şu şekilde gelmesi. Bu 34 beden. Ben aslında 36 giyiyorum bu aralar. 34-36 giyiyordum önceden ama şu aralar 36 giyiyorum. Birazcık kilo almışım. Ama bu 34'tü. Emin olamadım olur mu diye. Ama gayet güzel oldu. Şimdi göstereceğim. Beyazlarla falan daha iyi kombinleri diye düşündüm. Diğer modelleri de çok beğendim. Jean'leri de çok beğendim. Bazılarının bedenlerini bulamadım. Bazılarının işte beğenemedim falan. O yüzden almadım ama jean şorta ihtiyacım vardı ve çok iyi oldu. 30 TL gerçekten çok iyi bence. Bu kolyeleri de aldım. 4 tanesi 10 TL'ydi. Tanesi 3 TL'ydi. Yine aksesuar almadan duramadım. Böyle de takmak istedim, göstermek istedim. İki tane de şöyle gömleğim var. Bunları da yine deneyerek göstereceğim. Bunun markası Fabrica X Small mu? Bilemedim. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Rengini falan çok beğendim. Bir de şu kareli aldım. Bunun da markası Polo. Ve şu kareler çok trend ya bu sezonda. Trend yolda falan da çok fazla var böyle kareli şeyler. Bu da böyle küçük gibi geldi ama şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet, şöyle gömlekle jean'i birlikte giydim. Bu gömleğin yakaları böyle geniş geniş. O yüzden böyle ceket gibi de duruyor aslında. Şöyle düğmelediğimde ceket gibi de duruyor. Yine böyle crop toplarla yazın da giyebilirsiniz. Şöyle pişirecek bir kumaşı yok. Gayet böyle yazlık bir gömlek. Bence gayet tatlı. Kolları da kendiliğinden kıvrık. Bu şekilde dikili buradan. Böyle güzel bir yakası var. Değişik bir yakası var bence. Tatlı yani. Jean şortum da tam oldu. Yani iyi ki 36 falan almamışız. Gerçi 36 bulamamıştım ama iyi ki 34 almışım. Tam oturdu yani. Kalıbı falan da gayet güzel. Yıkaması da güzel. Yine şuradan dikili, istersen bunu böyle açabilirim. Bu şekilde de giyilebilir aslında, böyle sneakerla falan giyilebilir. Renk tonu da çok tatlı, nar çiçeği. Numarası 121 bu gömleği aldığım yer. Diğer kareliği de oradan aldım. 10 TL'ye aldım bunu. 10 TL gayet şık. Gayet güzel yani. 10 TL çok başarılı diye düşünüyorum. Şöyle eğileyim. Yorumlarınızı da tabii ki de bekliyorum bu arada. Bundan sonra da diğer gömleğimi giyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet, bir de bu üstümdeki gömleği aldım. Bu da tam oldu. Biraz daha bol olabilirdi bence. Ama böyle de tatlı. Böyle içimdekini çıkarmadım. Renkleri çok hoş. Daha gayet başarılı. Şöyle penye bir tayt aldım. 20 TL'ydi diye hatırlıyorum. Bunların polyester olanları falan da vardı ama ben bundan aldım. Böyle rahat rahat giymeli. Benim genellikle hep uzun var. Böyle kısaya ihtiyacım vardı. Böyle oversize, bol bol tişörtlerle çok yakıştırıyorum yine.
böyle lacivert tercih ettim. Başka renkleri de vardı. Siyah vardı, bej vardı. Görmüşsünüzdür zaten videoda. Ama bu videonun içinde görmemiş olabilirsiniz. İkinci el ürünler var çünkü bu videoda. Çünkü ikinci el ürünlerin satıldığı kısım gerçekten çok kalabalık. Koronadan dolayı da hala korktuğum için orada çok fazla oyalanmak istemedim. Bu aldıklarımın hepsi sanırım part 1'de bu arada. Bilginiz olsun. Evet, bir de yine part 1'de gösterdiğim. Hepsini de part 1'de göstermişim ama olsun, ona da bakarsınız. Bu da görmüşsünüzdür. Bu masa örtülerinden aldım. Bunu çok beğendim. Özellikle bu limonluyu çok beğendim. Bunu kendime aldım. Bu dikdörtgen ama yuvarlak olanları da vardı. Bilginiz olsun. Orada galiba söylemedim ama yuvarlak olanları da vardı. Runner'lar da vardı. O yüzden gayet güzeldi ve yeni modeller de gelir dediler. Desenlerini ben çok beğendim. Oraya tekrar tekrar bakacağım yani. Sonradan da şöyle kirazlıyı gördüm. Bunu da anneme almak istedim. Bu da çok kibar bence. Böyle minik minik. Daha minik yani. Limonlu daha böyle kocaman kocaman. Bu daha böyle minnoş. İkisi de çok tatlı. Hatta kendime de bundan tekrar alabilirim diye düşünüyorum. Çünkü limonluyu kendime aldım. Yeşil dallar, böyle kaktüsler falan da vardı. Görmüşsünüzdür zaten. Daha farklı modeller de gelir dediler. Böyle meyveli falan, karpuzlu olabilir falan dediler hatta. O yüzden oraya tekrar tekrar uğrayacağım. Zaten salı günü de gideceğim. Bundan sonraki videolarım zaten bol bol pazar videosu olacak. Hem havalar sıcaklaştı, hem pandemi olayları, işte korona olayları biraz daha azaldığı için bol bol pazar videoları çekeceğim. Evet, videom bu şekildeydi. Dediğim gibi bundan sonra bol bol pazar videoları kanalımda göreceksiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi eksik etmeyin. Ve abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Pazara böyle videolarımı izledikten sonra giderseniz yorumlarınızı özellikle bekliyorum. İşte senden sonra gittim, şunları bunları buldum ya da beğenmedim, beğendim, beğenmedim böyle yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bol bol içerik paylaşıyorum. O zaman yeni videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.